Merhabalar. Bugün metrik circuit takımı olarak dikey imiş circuitimizin sızdırmazlık testini yapmak için burada bulunuyoruz. Şu an Ankara ODTÜ'deyiz. Hava sıcaklığı yaklaşık 13 derece. Basınç değerimiz ise 1 bar civarında. Ben Erdem Bayraktar. Metrik circuit takımın kaptanıyım. Aynı zamanda mekanik sistemler mühendisiyim takımımızda. Şöyle geçelim. Arkadaşımız Görkem Başabaş, pneumatik sistemler mühendisimiz. Aynı şekilde pneumatik sistemler mühendisimiz Yağız Güzelcan. Şu an tankımızın sıkma ve elle kontrol işlemlerini yapıyorlar. Pneumatik sisteminin sıkılık kontrollerini yapıyorlar gördüğünüz gibi. Kontrol sistemi mühendisi arkadaşımız Sezer Özger. Yusuf arkadaşımız da bu test boyunca bize kompresörümüz aracılığıyla tankımız dolumunda yardımcı olacak. Kendisine ve ODTÜ Su Altı Topluluğu'na teşekkür ediyoruz. Merhabalar, Matrix roket takımı sızdırmazlık testini yapmak için burada toplandık. Roketimizi görüyorsunuz. Ben Yağız Güzelcan, pneumatik sistemlerle ilgilenen takım üyesiyim. Şimdi size sistemi göstereceğim. Şöyle kameraya yakın alabilirsek. Şu görmüş olduğunuz dolum check valve'imiz, kuyu katlinimiz, bunları TÜBİTAK SAGE bize temin etmişti. Dolumumuzu şu uçtan yapacağız. Kompresörümüz burada, kompresörümüzle dolumumuzu gerçekleştireceğiz. İlk başta regülatörümüzün akışı geçirmemesi için buradaki pini açtık tamamen. Bu sayede herhangi bir akışın yukarı doğru geçmesini engelledik. Şu an tankımıza dolumu yapacağız. Tankımızdaki dolumu yaptıkça şu altta görmüş olduğunuz manometredeki basınç değeri artacak. Biz ne zaman şu alttaki manometre artacak. Bu pimi kapattığımız anda akış sisteme dolmaya başlayacak ve üst manometrede basınç değerleri okumaya başlayacağız. Altta görmüş olduğumuz şuraya gelirsek, altta görmüş olduğumuz regülatör de ikinci sistemimize gidiyor. İkinci sistemimiz dediğimizde aslında şu nozullar. 4 tane var bu nozul sisteminden. İkinci sistemimize gidecek akışları da alttaki regülatörle kontrol ediyoruz. Alttaki regülatörün de manometresi mevcut. Şu an bu manometre kapalı. Herhangi basınç okumuyor. Sistemdeki basıncı 220 bara getirdiğimiz zaman bu vanayı da açarak ikinci sisteme de basıncı göndereceğiz. Ve sonrasında herhangi bir sızdırma olup olmadığını test edeceğiz. Köpüklerle daha öncesinde birkaç deneme yaptık ve ilk başta aldığımız denemelere göre gerekli yerleri, önlemlerimizi aldık. Şu an son denememizi yapacağız. Şu an dolum arayüzümüzü bağlıyoruz. Kompresör çalıştığı zaman çok fazla ses olacağı için herhangi bir konuşmayı videoya yansıtamayacağız. Büyük ihtimal sesini de kapatmamız gerekebilir. Ancak bütün süreci sizlere ilk 10 dakika için göstereceğiz.
yapalım bir kez. Bir tane daha. Evet, devam ediyoruz. Bir testleşsin istersen. Yok şimdi devam edelim. Tamam. Evet şimdi kompresörümüzü kapattık. Şöyle barometreden gelebildiğimiz gibi 200'ün 210 bar gibi bir seviyeye çıktık. Şu şekilde. Şurada görebildiğiniz gibi aşağıdaki manometrede. Şimdi az önce anlattığımız gibi şu primi kapatarak gazın bütün sisteme dağılmasını sağlayacağız. Ve herhangi bir şekilde sızdırmazlık durumu var mı yok mu bunu gözlemleyeceğiz. Bir saat boyunca sistem açık duracak. Yani bu primi kapatmış halde bir saat boyunca gözlemleyeceğiz. 210 bar olarak baz alıyoruz. Bu şekilde. Şu an test sırasında burayı açtıktan sonra şuraya kadar her tarafta aynen. Bütün sistemde öncelikle gazımız burayı olacak. Burayı kapatacağız. Evet. Sonrasında da buradan ayarlama yaparak çalışma basıncı olan 18 bara ayarlayacağız. 18 bara ayarladıktan sonra 1 saat boyunca duracak. Bu şekilde. Ayarlamaları şimdi yapalım mı? Ayarlamaları şimdi ufaktan yapabiliriz. Şu an pimi kapatıyoruz. Pimi kapattığımızda gaz akışına izin verecek regülatörümüz ve şurada görmüş olduğunuz manometredeki değer birazcık azalmasını bekliyoruz gaz yukarı doğru çıkacağı için. Ancak bu manometrede de değerin artmasını bekliyoruz. Şimdi göreceğiniz üzere az sonra bakın artmaya başladı. Çünkü yukarı doğru bir gaz akışına izin veriyoruz şu an. Biz burada çalışma basıncımız olan 40 bar ayarlama yapacağız. 40 bara kadar manometrenin çıkmasını bekliyoruz. Ondan sonra sistemi kapatacağız. Şu an 20 bara doğru geldik. 20 bar. Şu an 30 bar. 30 bar. Zaten regülatörümüzün de çıkış basıncı en fazla 40 bar olabiliyor. 40 bara doğru bir şu an bir ayarlama yapıyoruz. Biraz daha kapatabiliriz. Evet. Şu an 40 şu an ya yani 40 bara çok yakın. 38 bar şu an. Çok azlık daha oynatırsan 40 bar olacaktır. Çok az yapmaya çalışalım. Olabilir. Yani 60'a kadar şeyi var. 40'tan fazla çalışabiliyor ama biz operasyon basıncımız şu an evet. Şu an tam iyi. 38 barda duruyor. Sistemimizi bu şekilde tutuyoruz. Şu an gaz ikinci regülatörün ucuna kadar gelmiş durumda. Ve şurada da bu sonraki vanamız şu an kapalı. Çünkü bunu açmıyoruz. Direkt nozullara bağlı olduğu için itki almamamız gerekiyor. Bu yüzden burada akış yok. Şu sonraki vananın ucunda var. Ve diğer regülatörün ucunda var. Şurada son halde bu şekilde tabii ki. Şimdi biz bu regülatörün vanasını da ufak ufak açacağız. Ve 18 bara getireceğiz. 18 bara getirdikten sonra sistemi 1 saat boyunca durduracağız. Evet şimdi burayı ufak ufak açmaya başladık. Açtığımız zaman manometrenin yukarı doğru gittiğini evet görebileceksiniz. Şu an 10 bardayız. 12 bar mı olacak? 12 bar. 14 bar. 12 idi sanki. 16 bar. Burada bırakıyoruz garanti olması açısından. 16 barda bıraktık. Birazcık daha açarak aslında 18 bara getirmeyi deneyebiliriz ama riske atmak istemediğimiz için şu an 16 barda burayı bıraktık. Şu anda regülatörden çıkan 4 tane borumuzla birlikte şu an nozulların ucuna kadar, sonraki vanaların dibine kadar akış gelmiş durumda. Sistemin her yerinde akış var. Herhangi bir itki yok gördüğünüz gibi. Manometreye tekrar bakalım. Tankın içerisinde olan gazın basıncına tekrar baktığımızda 210 bar. Her bir çizgi 20 bar. Şu an 200 ile 220 arasında tam 210 barda tankın içerisinde gaz bulunmakta. Bir saat boyunca bekleyeceğiz. 5 barlık bir kayıp. Yani 200 barın hala üstünde kalmamız gerekiyor. Hedefimiz bu. Bunu yaptığımız takdirde başarılı olmuş oluyoruz. Düzeltme yapalım. 5 bar değil %5. %5 olacak. Yani 200'ün %5'i 10 bar evet. Gibi bir kayıp. Yaklaşık 200 barda bitirmemiz gerekiyor. Yani 200 barda bitirmemiz gerekiyor. 200 barın üstünde kaldığımız takdirde başarılı olmuş olacağız. Saati de gösterelim şöyle. Şu anda 25 Şubat Cumartesi saat 14.27.
İlk 10 dakika sonunda durumumuz bu şekilde. Tankımızı kompresöre doldururken belli miktarda ısındığını gördük. Sıcaklığın artmasıyla birlikte aslında beklediğimiz normal ortam sıcaklığına geri düştüğünde belli bir miktar basıncın düşmesini bekliyorduk. Bu da aslında olan bir durum. Yani biz 210 bar ilk başta gördük. 10 dakikanın sonunda bu değer sıcaklığın düşmesiyle birlikte 200 bara düşmüş durumda. Bunu da yaptığımız hesapta raporumuzda göstereceğiz. Şu an aslında biz 200 barı baz alarak %5'lik bir düşüşün olup olmadığını gözlemleyeceğiz. Evet, bu da beklediğimiz bir durum zaten. Bu aynen öyle. Zaten çünkü ısınan gaz sıkıştığı için ideal gaz ısınan dolayı. İdeal gaz ekleminden dolayı sıcaklığın artmasına dolayı basıncın da sıcaklığa bağlı olarak artması beklenen bir durum. Evet. Şu an sıcaklığın normal ortam sıcaklığına düşmesiyle birlikte aslında basıncın belli bir oranda düşmüş olması tam olarak beklediğimiz bir durumdu. 210 barda başladığımız basınç şu an sıcaklığın düşmesinden dolayı tank şu an ortam sıcaklığına gelmiş durumda. 200 bara evet. Düşmüştür. İlk 10 dakika sonundaki durumumuz bu şekilde. Saat 15.28. İlk dolumdan itibaren bir saat geçti ilk dolumdan itibaren. Şöyle şuraya yakın çekim alalım. Gördüğünüz gibi şu an ana sistemimizdeki basınç değerimiz yaklaşık 195 bar civarı. Onunla net olarak okuyamıyoruz çünkü gauge'imiz 20'şer bar aralıklarla gösteriyor. Yaklaşık 295 bar diyebiliriz. Üst kısmı gösterelim. Burası da yaklaşık şu an 38 bar civarında. Başlangıç değerimize oldukça yakınız. Aşağıdaki gauge'imizi gösterelim. Burada da yaklaşık bir 15-16 bar civarına yakınız. Bu da başlangıç değerimize oldukça yakın değer. Bu değerlerden gördüğünüz üzere sistemimizde fazla bir sıkıntı olmadığını söyleyebiliriz. Yaklaşalım biraz. Buradaki basınç verimize bakaraksa bahsettiğimiz gibi az önce de ilk 10 dakikanın sonunda sonradan dolayı bir yüksek bir değişim oldu. 210 bardan 200 bar civarına kadar düştük. Ancak ilk 10 dakikadan sonra soğuma gerçekleştiğinden itibaren şu anda tankımız ortam sıcaklığında fazla bir düşüş olmadı. 200 bar seviyesine gelmiştik ilk 10 dakika içerisinde. 10 dakikadaki 200 bar değerinden sonra şu an 195 bar değerindeyiz. Bu da testimizin geçerli olması için sızdırmaz diyebilmemiz için sistemimize gerekli olan %5'lik değişimden çok daha düşük bir değişim. Bu yüzden sızdırmazlık testimiz başarıyla gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz. Şu anki son durumumuz bu şekilde.